Ya arkadaşlar 500 bin kişiyi geçmişiz hiç haber vermiyorsunuz. Güya canlı yayın falan yapacaktım ama beklediğimden çok daha hızlı ulaştık bu rakama. O yüzden kaçırmışım kusura bakmayın lütfen. Yine de ben en başından ilk teşekkürümü edeyim. Gösterdiğiniz ilgiye, bilgiye duyduğunuz ilgiye. Henüz daha 500 kişi falan olduğumuz 2 yıl önceki Mayıs ayını hala dün gibi hatırlıyorum. Mavi çizgili gömleğiyle 2025'teki 5 teknolojik gelişme iyi tahmin etmeye çalışan bir hevesli vardı kameranın karşısında. O günden bugüne iki şey değişti. Bir, beyaz tişört giymeye başladım ve hala çıkaramadım. <laughs> Bir de artık o hevesli kişiyi dinleyen bin kat daha fazla sayıda insan var. Bu da benim açıkçası hevesimi katlıyor, enerji veriyor, güç veriyor. Zaten son zamanlarda videoların sıklaşmaya başlamasından da anlaşılıyordur herhalde. İşte o yüzden ikinci kez teşekkürler. Bu arada son 19 günde 9 tane video yayınlamışım. Dilek olay. Ama endişeye mahal yok. Yakında zaten yorulur azaltırım videoların sayısını. Bu kanalı açmaktaki amaçlarımdan biri hayat boyu öğrenici olmak. Ve bana göre iyi bir öğrenici olmak bildiklerini paylaşmaktan geçiyor. O yüzden zaten sizinle bildiklerimi ya da yeni öğrendiklerimi haftada en az bir kez paylaşmaya çalışıyorum. Bazen bunları paylaşmak konusunda hiç kıskançlık falan hissetmiyor musunuz? Şeklinde sorular geliyor. Bazıları da ben bu videoları sadece kendime saklıyorum. Kimselere duyurmamaya çalışıyorum diye özellikle yorumlar yapıyor. E tabi yani trendlere girsen bir türlü, girmesen bir türlü. Anladınız siz onu. İnsan doğası gereği kısıtlı olan şeyleri kendine saklamak ister. Oysa bilgi kısıtlı değildir, sınırsızdır, paylaşıldıkça eksilmez, tam tersine çoğalır. Nasıl mı? E ben bildiklerimi paylaşınca siz de kendi bildiklerinizi, öğrendiklerinizi, araştırdıklarınızı hemen altına yorum olarak ekliyorsunuz. Hem ben bir şeyler öğreniyorum hem de bu kanalı takip eden diğer insanlar. İşte içeriğe yaptığınız bu katkılardan ötürü Üçüncü kez teşekkürler. Bilginin bir sonucu da değişimdir. E biz de zaten değişmeye gelmedik mi bu dünyaya? Bilmek, değişmek demektir. Bir yandan kendimizi değiştirirken, bir yandan da etrafımızdaki insanları değiştirmek. Biliyorum beğenmediğiniz şeyler hakkında şikayet etmek hem çok daha kolay hem de çok zevkli ama biz zoru seçtik. Etrafınızdaki 5 kişiyle bildiklerinizi öğrendiklerinizi paylaşsanız 2,5 milyon hayata dokunmuş oluyorsunuz. Dördüncü teşekkürü işte bu etki ve değişim gücünüz nedeniyle hak ediyorsunuz. Gelelim 5. teşekküre. Böyle kuru kuru olmasın istedim bu teşekkürün. Madem bu kadar etkili bir güç olduğunuza inanıyorum. Neden sizleri de kameranın bu tarafına davet etmiyorum ki diye düşündüm. Hazır 19 Mayıs'ta gelmişken Koltuğu gençlere ve kendini genç hissedenlere devretmenin vakti geldi. Bu kez bilginizi sadece yorum olarak paylaşmak yerine video olarak bu kanaldan yayınlamaya ne dersiniz? Sizden isteğim şu. Geçin kameranın ya da cep telefonunun karşısına hayatınızı değiştiren, değiştirme potansiyeline sahip bir bilgiyi kaydedin. Ya da başkalarına faydası olacağını düşündüğünüz herhangi bir şey. Ama çok uzun olmasın mümkünse. En fazla 19 saniyeye sığmaya çalışın. Az çoktan fazladır sanat, tasarım ve teknoloji ile ilgili bir konu olması tercih nedenidir. Tabii bu konularla ilgili size ilham veren bir söz de olabilir. Sonra da yaptığınız video kaydını şu adresten bana gönderin. Ben de içlerinden güzel bir seçki hazırlayayım ve bu kanaldan yayınlayayım. Yani sizlere sizlerin dilinden teşekkür edeyim. Yayınlayacağım bu video potporisi içerisinde en güzel bilgiyi verenleri de kendi aramızda yorumlarla seçeriz ne dersiniz? Peki ne zamana kadar gönderebilirsiniz? En fazla en uzun 19 saniye olabilecek olan videonuzu 19 Mayıs günü saat 19.19'a kadar gönderebilirsiniz ve süreniz başladı. Bu arada kitap, defter açmak, notlara bakmak serbest. İnternetten araştırma yapmak da serbest. YouTube'daki videolara bakmak da serbest. Ama Wikipedia olmaz. Peki beyaz bir duvar önünde beyaz bir tişört giyerek videoyu sunmak? Orasını size bırakıyorum. Hayal gücünüze güveniyorum. Süre devam ediyor. 19 Mayıs saat 19.19'da kameraları bırakıyoruz.